Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ümüşen. Bugün sizlere tavuk kapama tarifiyle geldim. Hepimizin mutfağında pişen bu lezzeti buyurun bir de bu tarifle deneyin diyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Tavuk kapama tarifimiz için 4 adet kalçalı budu tenceremizi alalım ve şöyle aralarına birer parça tereyağı koyalım. Tavuk etleri kendi suyunu salıp tekrardan çekene kadar arkalı önlü pişirelim. Pişen tavuklarımı bir kenara aldım. Şimdi başka bir tencereye şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ekliyorum. Yağ ısındıktan sonra bir tane patatesi küp küp doğradım. Üzerine alıyorum. Ve şöyle hemen 3-4 dakika kadar yağda çeviriyorum. Sadece patateslerin diriliğinin gitmesi yeterli. Tamamen pişirmenize gerek yok. Patatesim bu arada büyük bir patatesti. Patateslerin diriliği gittikten sonra şöyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağını ekliyorum. Ve üzerine 2 adet yemeklik doğranmış soğanı alıyorum. Hemen üzerine de 2 diş doğranmış, ince ince doğranmış sarımsağım var. Onu da üzerine ekledim. Şimdi hepsini kavurmaya devam ediyorum. Soğanlarla birlikte bir 5 dakika daha kavurduktan sonra 5 adet sivri biberi de üzerine ekliyorum. Ve biberlerle birlikte bir 5 dakika daha pişirmeye devam ediyorum. Biberlerin sadece diriliğinin gitmesi yeterli. Tam anlamıyla pişirmenize gerek yok. Çünkü yemeğimiz fırında da pişecek. Şimdi üzerine dolu dolu bir yemek kaşığı biber salçasını ekliyorum. Salçamın da kokusu çıkana kadar, çiğ kokusu çıkana kadar şöyle güzelce bir kavuracağım. Salçamı da güzelce kavurduktan sonra şöyle 3 adet yemeklik doğradığım, küçük küçük doğradığım domatesi ekliyorum. Bu aşamada baharatları da ekleyeceğim. Ben baharat olarak 1 tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da pul biber ekleyeceğim. Hemen tuzunu da bu aşamada ekleyelim. Ve şimdi güzelce karıştıracağım. Domateslerim yumuşayana kadar pişirmeye devam edeceğim. Şöyle ağzını kapatırsak domateslerimiz daha çabuk yumuşayacak ve pişecektir. Domateslerimiz de yeteri kadar yumuşadıysa artık bulguru ekleyebiliriz. Şöyle 2 su bardağı bulgur kullanacağım ben. Siz kişi sayısına göre bulguru arttırabilirsiniz. Tabii ki tavuğu da aynı şekilde. Bulguru da ekledikten sonra şöyle karıştıracağım hepsini. Malzemeler iç içe geçene kadar hepsini karıştırıp bir yaklaşık 3-4 dakika, belki 5 dakika kadar kavurup daha sonra üzerine tavukları yerleştireceğim. Bulguru da kavurduktan sonra şöyle kaşıkla bir düzleyeceğim ve tavuk etlerini üzerine sıralayacağım. Şimdi üzerine 4 su bardağı kaynamış suyu ekliyorum. Burada bulgurun cinsine göre su miktarını ayarlayabilirsiniz. Ben 4 su bardağı su kullandım. Bulgurun cinsine göre, kullanacak olduğunuz bulgurun cinsine göre siz de suyunu ayarlayabilirsiniz. Suyunu da ekledikten sonra tenceremi alıyorum ve artık fırına gönderiyorum. Ve kapamam fırından çıktı. Şöyle son halinde sizlerle paylaşmak istedim. Doğramış olduğum maydanozları da üzerine serpiştiriyorum. Dilerseniz maydanoz kullanmayabilirsiniz de ya da servis tabağına da ekleyebilirsiniz. Ama ben böyle bu şekilde masaya servis edeceğim için üzerine maydanoz serpiyorum.
Tavuk kapamayı mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Şu görüntüsü bile lezzetini anlatmaya yetiyor zaten. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız beni bu şekilde desteklemiş olursunuz. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.